konuşmaya başlayınca berraklaşmalı ki neden konuştuğumuz ve neden bunun önemli olduğu herkes tarafından ortak bir dille anlaşılabilsin, birlikte düşünelim ondan sonra. Birlikte bu insan eliyle gerçekleşen en kötücül eylemlerden bir tanesini ülkemizde de dünyada da bütünüyle ortadan kaldırma konusunda hep beraber telaş yürütebilirim. Ortaklaşalım kavramlarımızda. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bunu lütfen herkes biliyor ama tekrarlamakta yarar var. Ne güzel, ne kadar anlamlı, ne kadar sade aslında öteden beri bizim bir tür bir deyişimiz vardır. Bir tür sloganlaşmıştır. İnsan haklarıyla beraber insandır. Çok kıymetlidir. Haklardan soyundurulmuş bir insandan bahsedemiyoruz. O ancak bir nesne olabilir. İnsan olamaz, bir birey olamaz. Yani haklarıyla donatılmış bir birey, bir insan olarak tabii ki düşünmemiz gerekiyor. Ve bu haklar bir bütündür. Birbirine içkindir. Aslında birbirinden koparılamaz. Yani biz gündelik hayatta çeşitli kategorilere ayırıyoruz. Bu kategoriler çok kıymetlidir. Bu kategorilere dayalı ulusal ve uluslararası bir takım işte mekanizmalar, bir takım dokümanlar üretiyorlar, sözleşmeler üretiyorlar. Hepsi çok kıymetlidir ama bu bütün ayırdığımız zaman ise işkence meselesine buradan girmek isterim ki belli koşullarda son derece tanımlanmış olarak belli süreler için çeşitli kısıtlamalara maruz kalabilir. Bu böyle kabul ediyor genellikle. Çok ama tekrar etmek istiyorum, hakkın özüne dokunmamak kaydıyla ve çok somut belli koşullarda, belli sürelerde. Ama işkence, mutlak yasağı denen şeyi ise hiçbir şekilde istisnası olmayan bir aslında bir hak kategorisi olursa olsun. Bir defa bunu berrak olarak ortaya koymamız lazım. Yani o koşulda, bu koşulda, savaş ortamında, olağanüstü dışı durumlarda, işte bir takım başka ortamlarda, barış koşullarında ve benzeri, ya da daha tahrik edici olsun diye söylemek isterim ki sizce dünyanın en kötüsü bir insan bile olsa işkence mutlak yasak. Nokta. İkinci bir cümlenin hiçbir ihtiyacı yok. Neden bu böyle? Çünkü bu işkence denen mesele her birisi biricik insan olan, o insanlarda doğurduğumuz acının, ne yazık ki doğurulan acının, ortaya çıkan acının çok önemli. Onu unutmayalım. Her biri biricik insandır onların. Onun yanı sıra ama aslında insana ait olan değerlerin, onurun korunma meselesidir. Bu yüzden bütün insanlık ailesi yıllardan beri, yüzyıllardan beri bir bu konuda büyük bir kazanım elde etmiştir ve bütün bu normlar hiyerarşiz dediğimiz meselenin en üstündedir. Bir buyruk kuraldır, mutlak yasa. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun hiçbir istisnası olmayan bir konudan bahsediyoruz. O yüzden bütün ulusal üstü belgelerde, Türkiye'de anayasa dahil olmak üzere mevzuatta, dünyanın her yerinde bu böyle kabul edilmek durumundadır ve kabul edilmektedir. Benim dediğim herkesin, ama beraber düşünelim dediğim mesele bu. Burada bir defa berraklık gerekiyor. Bu tartışmasız bir gerçekliktir. Şimdi sorunuzda olduğu gibi bir an için işte şu koşul, bu koşul demeye başlarsanız zaten işkencenin ne yazık ki büyük bir kazanım elde ettik biz bu alanda. Büyük mesafeler kat ettik ama biraz sonra da konuşabiliriz. Ne yazık ki ülkemizde de dünyada da bu işkencenin ortadan kalkması konusunda yeterli başarıyı henüz sağlayamadık. Ne yazık ki hala varlığını sürdürmekte. Bu insan eliyle gerçekleşen en vahşi şiddet eylemi diye nitelendirilebilecek bu işkencenin temel dinamiğinde bir öteki, bu öteki öyle ki bir o öteki sana siyasi iktidarlara, o arada tabii işkencenin tanımına biraz sonra geleceğim. Onun buna uyguladığı şiddet meselesi değildir işkence. Ama biraz sonra izninizle değineceğim ona. Bir öteki, o öteki ki siyasi iktidarlar tarafından kendince bir tehdit olarak algılanıyor. Bir düşman olarak görülüyor. Bir düşmandan kavramı nereden kaynaklanır? Esas olarak yok edilmesi gereken unsurlardır onlar netice olarak. Bu beraberinde
neyi doğurmuyor? Onların aslında esas olarak bir hakkı onun nezdinde yoktur. Aslında bu yanlış bir zihinsel süreç, yanlış bir aslında bir düşünce tarzıdır. Hiç kuşku yok. Ama sonuçta işin temel dinamiğinde bir öteki tehdit eden seni, ortadan kaldırılması gereken, hakları olmayan, dolayısıyla her türlü şiddeti ona uygulayabiliyorsun. Bir tür ayrımcılık yatıyor temelinde. Şimdi bunu pekiştiren de bir cezasızlık kültürü var. Onlar kötüler, kötüler ve her şey yapılabilir, işkence de yapılabilir. Bu özellikle dünyada çeşitli dönemlerde tabii ki çeşitli gerekçelerle daha da meşrulaştırılmaya çalışıldı. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne işte kabul edilemez bir saldırı yapıldıktan sonra o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından ya benden yanasın ya teröristlerden yanasın. Yani dünyayı nasıl sıkıştırıyor? Ya benden yanasın ya da teröristler. Terörist dediği de düşman. O zaman o düşman da her şeye tırnak içi mübah, her şey yapılabilir. Dünya pratiğinde zaten herkesin gözünün önüne deyim yerindeyse getirilerek bir gözdağı vermek amacıyla işkencenin böyle de bir amacı var, biraz sonra değineceğim. İşte Guantanamo adalarında uygulamalar ya da Irak işgalinden sonra Irak'taki Ebu Garib hapishanesindeki uygulamalar. Kimi izleyicilerimiz hatırlamıyor olabilir ama bunlar tartışılmaya başlandı ve işkencenin meşrulaştırılması yönünde pek çok bilimsel çalışma gösteriyor ki bilhassa bu 2001'den sonra dünyada Türkiye'de bu kadar yaygın bir bilimsel çalışma olmadığı için atıf yapamıyorum, olmadığı için yapamıyorum ama dünyada var bu çalışmalar. Dramatik olarak bu işkencenin bu meşrulaştırma girişimleri ne yazık ki toplumsal düzeyde de kabule dönüşmeye başladı. Yani kendine güvenliği için o kötü, o terörist, o düşman ve benzerlerine işkence de uygulanabilir. Masumları korumak için, masumları kurtarmak için. Şimdi bu çıtayı geçtikten sonra başta girişim bu bakımdan çok kıymetli olduğunu, izninizle özür diliyorum, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettim. O zaman zaten o mutlak yasak denen şey ortadan kalkar. İşkence tam bu yüzden mutlak yasaktır. Tam bu yüzden. Bizim toplum olarak güvenliğimiz meselesi ayrı bir konudur. Hiç kuşkusuz önemli bir konudur. Bu konuda toplum olarak da, toplum olarak yetki verdiğimiz kamu otoriteleri tarafından, bizim yetki verdiğimiz ama yetkilerini de sınırladığımız, aslında sınırlamamız gereken daha doğrusu, tabii ki bir takım fonksiyonlar var. Bu ayrı bir şey. Ama işkence mutlak yasağı çok berraktır ve en üst kuraldır. Buyruk kuraldır. Bu kadar berraktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu işkencenin tanımına şöyle yaklaşmak istiyorum. İşkence özgürlüğünden alıkonulan kişilerle ilgili tartıştığımız bir konudur. Özgürlüğünden alıkonulan kişiler. Özgürlüğünden alıkonulma dediğimiz zaman da bir kamu otoritesi devreye giriyor. Bir kamu otoritesi tarafından, yoksa diye bir kişinin başka bir kişiyi özgürlüğünden alıkoyma hali aslında bir suç, demin dediğim gibi bu ayrı bir şeydir. Bir kamu otoritesi tarafından aslında toplumun o kamu otoritesine esas olarak yetki veriyor. Bizim güvenliğimiz için bazı kişileri sen özgürlüğünden alıkoyabilirsin diyoruz. Biz toplum. Dolayısıyla biz toplumun burada çok önemli bir sorumluluğu var işkencenin yok edilmesinde. Bu nedenle bizim yetki verdiğimiz kamu otoritelerine tarafından gerçekleştiriliyor. Bir işkence var ise zaten. Bir işkenceden söz ediyorsak zaten. Ama biz o kamu otoritelerine, bir takım insanların bizim güvenliğimiz, toplumun güvenliği için özgürlüğünden alıkoyabilirsin derken onlara bir sınır koyuyoruz. Sen onların fiziksel, ruhsal, sosyal bütünlüğüne en ufak bir şekilde zarar vermeyeceksin. Zarar vermemenin ötesinde koruyacaksın. Diğer bütün haklarını koruyacaksın. Aslında sorumluluğunu onlara veriyoruz. Onlar bu sorumluluğu getirmediği zaman suç işliyorlar ve bu suçu hasip tanığı değiliz ya da dönem dönem buna maruz kalanları da değiliz sadece. Biz bu sürecin aktif özneleriyiz. Çok önemli bir noktanın tekrar altını bu bakımdan çizmek isterim ki işkencenin önlenme meselesi doğrudan bir toplum olarak hepimizin sorumlu konulan kişilere sadece bilgi almak amacıyla değil, ne iş bazen olabiliyor. Bu bakımdan altını çizmek isterim ki sadece bir cezalandırmak için ya da
yıldırmak, korkutmak, diğerlerine gözdağı vermek için ya da ayrımcılığa dayalı herhangi bir neden ağır acı, fiziksel ve ruhsal acı oluşturan her türlü eylemi biz işkence olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bir özgürlüğünden alıkoymayı biraz daha açmak isterim şimdi cezalandırmak için peşiyle. Yani aslında karşılığı kabul edilemeyecek bir yaklaşım. Hepsi zaten kabul edilemez. Dahası başkalarını da korkutmak için, yıldırmak için. O yüzden kimilerini gösteriyorlar mesela. Demin andım. Türkiye'de de bazı fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflar belli yerlerden yayınlanıyor örneğin. Bu bütünüyle bir aslında toplumda bir korkuya yol açmak. Bir caydırıcılığa yol açmak için de bu amaçla da yapılıyor. Bakın ben muktedirim, ben her şeyi yapabilirim. Yok, sen muktedir değilsin. Sen her şeyi yapamaz. Yaklaşımın aslında bir bütün olarak toplum tarafından sahiplenilmesi, içselleşmesi gerekiyor. Şimdi bu özgürlüğün olup olma haline ilişkin birkaç bir şey söylemek istiyorum. İşkence deyince illa kapalı bir takım mekanlarda ya da resmi diye nitelenen gözaltı merkezlerindeki uygulamalardan bahsetmiyoruz. Özgürlüğünden alıkonma denen şey başlarında tartışmaya başlamıştı. Biraz gecikmeli de olsa bizlerin de katkısıyla Birleşmiş Milletler 2014'ten sonra genel kurullarında özel kararlar aldı. 2015'ten itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özel kararlar aldı. 2017'de Birleşmiş Milletler işkence özel raportörü çok bu konuda salt bu başlıkta rapor hazırladı ve çok berrak tanımlamalar yaptı. Özgürlüğün alıkonma hali resmi gözaltı yerleri dışında da bizim barışçıl gösteri diye nitelendirdiğimiz gösteriler içinde ya da açık alanda bir parkta otururken dahil olmak üzere ya da iş yerimizde ya da evimizde ki bütün o kamu görevlileri tarafından, kolluk güçleri ya da başka bir takım kamu görevlileri tarafından o özgürlüğünden alınmış, yani oradan uzaklaşma imkanı olmayan ya da bir barışçıl gösteri yapma hakkını kullanmak isteyenlere yönelik uygulanan şiddet de işkence ve diğer kötü muamele olarak tanımlanıyor. Tanım budur. Bu bir Birleşmiş Milletler tanımıdır. Hani bir kavram kullanıyor. Şu konuda barışçıl gösteriler için söylüyorum. Yanlış bir kavramdır. Çünkü orada bir karşıdan bir güç yok ki buna orantılı güç uygulansın. Karşıdan bütünüyle bir barışçıl. Duruyor. Bir şey söylemek istiyor. Siz buna bir şiddet uygularsanız sınır budur. Bu işkence ve diğer kötü muamele meselesidir. Şimdi bu kavramları böyle berraklaştırdıktan sonra yani işkencenin tanımını, temel dinamiğini, amacını, o uygulanan o mekanları biraz ortaklaştırdıktan sonra günümüze gelince ne yazık ki bu işkence meselesinde başta söylediğim gibi hepimizin katkılarıyla çok değerli kazanımlar oluşturulmasına karşın ne yazık ki varlığını sürdürüyor. Hatta dönem dönem çok daha derinleşiyor, çok daha önemli bir sorun haline geliyor. Bugün de önemli bir sorundur Türkiye'de de dünyada. Varlıkta hangi genişlikte kullanılıyor, yaygınlıkta kullanılıyor, ne kadar sorunlu olup olmama meselesi değil. Şunda anlaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunda berraklaşmak gerekiyor. Sizce en kötü insan moral değerler yılların ama yarının bugünümüz ve yarınımız için de önemli bir ortak zeminimiz var. Buradan geri çekildiğimiz zaman, buna bir istisna getirdiğimiz zaman bunun önü alınamaz zaten. Yani bu dünyada bilimsel düzeyde de çok tartışılan bir konudur. Mutlak anlamda berraklığa kavuşmuş, tüketilmiş bir tartışmadır. Uluslararası, ulusal üstü belgelerde de bu bakımdan çok nettir. Zaten bu yüzden de İsrail'de bir dönem 1999'a kadar özel bir düzenleme var idi. Sonra onlar 1999'dan sonra ondan da geri çekildiler. Başka belirgin bir şekilde işkenceyi şu gerekçeyle şu kadar dozda yapılır iddiasında bulunan kimse yok. Kimse yok. Ama hal böyleyken bu cezasızlık kültürü esas olarak varlığı nedeniyle bu işkence sürmektedir. Bu cezasızlık kültürünün önemli göstergelerinden birkaç tanesi ise
yetkililere söylemleri. Yani kalkıp bir yetkili, Türkiye'de de var biliyorsunuz bunlar. Hı hı. Ya işte şunların bacağını kıralım, şunları şunu yapalım demeye başladığı zaman bu zaten bütün o hele de belli bir yetkili pozisyondaysa bütün oradaki kendi tırnak içi yönetiminde olduğu kamu görevlilerine yansıyor ve sonuçta gencecik o sokakta gördüğümüz gencecik kamu görevlileri de devlet benim diyebiliyor. Ben her şeyi yapabilirim diyebiliyor. Sizler zaten şusunuz diyebiliyor. Sizler zaten vesairesiniz diyebiliyor. Yani röportajda bile anmak istemediğim kavramlarla kullanılıyor. Bunlar zaten kabul edilemez. Bu bakımdan sorunuza izninizle bir başka röportajın konusu olmalıdır. Yani bir iş yapıyoruz, değerlere dayalı, başta tıbbi etik değerleri olmak üzere insan hakları değerlerine dayalı bir iş yapıyoruz. Ama bu tedavinin sonuç alabilmesi için bunun bütünsel olması gerekiyor. Bu bütünsel onarım süreçleriyle, onarım ki içinde pek çok unsuru barındırır, adalet duygusunun tesisi, hakikatin ortaya çıkmasıyla birlikte olabilecek bir şey. Yoksa insanları en yüksek teknoloji düzeyindeki bir takım tetkiklerle ya da en yüksek düzeydeki bir tıbbi bilgiyle salt iyileştirmek, işkence gören için, insan eliyle gerçekleştiren bir travmayla baş edebilmek için yeterli değil. Bir bütünsel olması gerekiyor. İnsandan itibaren işkencenin önlenmesi de bizim asli çalışma alanımızdır. Varlık sebebimizdir. Biz kendimizi ama şöyle tanımlayan bir heyetiz. Biz kendimizi kuvvetlendirmeliyiz, kendimizi sönümlendirmek için. Yani bize ihtiyaç olmadığı bir ortam, işkencesiz bir Türkiye yaratmak için, oluşturmak için kuvvetleniyoruz. Hani kuvvetlenip kendimizi yok edelim diye kuvvetleniyoruz. Bunun için tabii ki bu işkence konusunda toplumun bütün kesimlerine yönelik hep beraber çalışmaları yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu çalışmaların kimileri doğrudan bu işkence konusunda doğrudan onlara birinci dereceden tanıklık eden kimi meslek grupları var. Örneğin sağlıkçılar, hekimler, avukatlar, hukukçular. İşte bunlara yönelik çok özel programlar geliştiriyoruz. Bu programlar nedeniyledir ki bu vesileyle anmak isterim. Türkiye'nin de acı deneyimlerinden süzülmüş bir birikimin de sonucu olarak Türkiye'deki heyetlerin sadece Türkiye İnsan Hakları Vakfı değil, Türk Tabipler Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği dahil olmak üzere bizlerin de etkin katılımıyla dünyanın diğer tabii ki ilgili kurumlarının katılımıyla bu alanda Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen yegane bir belge olan bir işkence meselesinin etkin soruşturulması ve belgelenmesi uzun adı, kısa adı İstanbul Protokolü diyoruz buna. Birleşmiş Milletler'in tek yegane belgesidir o. 1999'da İstanbul'da son toplantıları bizim de öncülük yaptığımız bir şekilde hazırlanarak gerçekleştirildi ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi ve bütün dünyada Türkiye dahil tabii ki bugün itibariyle kabul edilen bir konudur. Burada doğrudan bununla birinci derecede tanıklık olanlara yönelik yoğun eğitim faaliyetleri, bununla ilgili buluşmalar, bununla ilgili tanıtımlar ve benzeri çalışmalar. Ama tabii ki salt meslek sahiplerine yönelik çalışmalar yetmiyor. Netice olarak demin sorunuzda da saklı olduğu gibi benim de ifade etmek ettiğim gibi biraz önce bu ülkede yaşayan her bir bireyin sorumluluğunda olan bir süreçtir bu aynı zamanda. Hiç kuşkusuz bir işkence meselesinden bahsediyorsak olası fail dolayısıyla devletin ilgili birimleridir, devlettir. Olası fail budur. Tanımı gereği budur. Yoksa hani devlet şudur budur tartışması değildir.